İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Korkma, yürü. Ya kızarsa bize? Kaçarız o zaman. Nasılsa o bizim kadar hızlı koşamaz. Ben buraya kadar geliyorsam ne korkuyorsunuz? Hele gelin içeri. İki lakırda edelim. Ya korkmayın, hele gelin. Gelmezseniz gelmeyin. Deli kim, akıllı kim, ha? Siz biliyor musunuz? Bilen var mıdır acaba? O kadar kolay değil. Sen niye burada yaşıyorsun? Anlatacağım ama uzun hikaye. Dinleyeceksiniz. Ya hadi oturun bakayım. Bu kasabanın, bu ovanın, belki de bu diyarın gördüğü en büyük yiğidi de o. Mert. Cesur. Hem keçi gibi de inatçı. Şahina mı? Yok. Benim dediğim esas Verda kızdır. Güzeller güzeli. Bakmaya doyulmaz. Dokunmaya kıyılmaz Verda kız. Bu hikaye Şahina ile Verda kızın dillere destan aşkının hikayesidir. Ne aşkıymış ki bu? Verda ablam zaten Şahina'nın karısı değil mi? Siz karı koca olunca kavuşulur sanırsınız değil mi? Kazın ayağı öyle değil işte. Hele azıcık çenenizi kapatın da beni dinleyin. Ay gibi güzeldi Zerda kız.
su gibi bir şey. Heveslisi çok, beğeneni çok. Başka birine bu kadar yakışacak değil ya. 1 milyona vereyim sana. Peri kızından para istenir mi lan içtensiz? Sar bakayım şunun alından morundan 1-2 tane. Ben alıyorum Zerda Hanım'a. İstemez. Nedenmiş o? Çünkü beğenmedim. Hem de hiç beğenmedim Mahmut Ağa. Ne bakıyorsun lan? Film mi oynuyor burada? Herkes bu iş bitti. Ahmet Ağa'yı belediye başkanı bilin artık diyor. Bilsinler tabii. Abimden iyisini mi bulacaklar? Bak bak nasıl bozuldu seninki. Yadigarın işi tamam adam. Konağa götüren mi? Dur ağam ustura yeni... Ya yeter artık bu kadar. Yadigar bana lazım. Konağı ben getiririm. Beyim nallar yepyeni oldu. Sağ olasın dayı. Ağır galiba heyben. Hiç de değil. Hava da amma sıcak. Koskoca ağasın. Onca tarlan, onca maraban var. Beni takip etmekten başka işin yok mu senin? Benim işim de gücüm de sensin. Bilmiyorsun sanki. Hadi bin de götüreyim seni eve kadar. Ağa çocuğu muyum ki 2 adım yol yürümekle yorulayım? Bu ne güzel şeymiş böyle. Ver onu. Vermem. Ver onu bak yoksa. Ne olurmuş yoksa. Hem çok istiyorsan gel de al. Sabah Şelale'ye gelecek misin? Belli olmaz. Ne gülüyorsun Zerda? Boşuna mı gitti? Kulağımın arkasında sabunlar duruyordu, ona gülüyorum ağabey. Gitmem lazım. Bana bak, çeyizin hazır mı? Sana ne benim çeyizimden? Olur mu bana? Bak babana söyle, şu seçimler geçsin, abimi koltuğa oturtalım, ondan sonra geleceğim seni istemeye. Haberin olsun. Aynı annen gibi yapıyorsun elini. Nasıl? Böyle. Zaten o kadar çok annene benziyorsun ki. Gözün, kaşın, saçın. Yanarım yanarım neye yanarım bilir misin? Bir resmini çektiremedik sağken. Şimdi hiç olmazsa... Baba tamam. Hadi hüzünlenme yine. Önce anneni kaybettim. Sonra oğlanlar okumaya gitti. Helali hoş olsun. Aferin iyi de ettiler ama... Biz burada bir başımıza kaldık. Yarın öbür gün sen de gideceksin. Yok baba. Benim bir yere gittiğim yok. Kasabalı öyle demiyor ama. Şahin göz koymuş sana. Bak hele bana bir bakayım.
Gönlün ne diyor bu işe Zerdam, güzel kızım? Gitme dersen gitmem baba. Beni yalnız koma dersen kalırım seninle. Yok ya, o kadar kötü bir adam değilim. Benim tek derdim senin mutlu olman. Şahin iyi çocuktur, hoş çocuktur. Yakışıklıdır, merttir. Biliyorsun değil mi, öğrencimdir benim. Biliyorum baba. Şuncacıktı ama cin gibiydi. Omuzlarında ağa olmasının sorumluluğu olmasa, büyük okullarda okurdu ya, gene de bence o büyük adam olacak. Abisi de belediye reisi olacakmış. Bak şuna, hoşuna mı gitti? Zerda kızım, kulağını aç, beni iyi dinle. Şahin'i seversen, varmak istersen önünde durma. Ama ağadır, gençtir. Yarın öbür gün yani... Sen yüreğini ferah tut baba. Şahin ağadır ama kalbi temizdir, dürüsttür. O da seni seviyor mu? Çok mu? Mahmut senin Tandırlı'ya gittiğini duyunca... Koca Eroğlu oy toplamak için köy köy dolaşıp toz mu yutuyor yani demiş. Duydun mu Ahmet abi? Boş ver. Leyleğin günü lak lakla geçermiş. O konuşsun, biz işimize bakalım. Yemeği yedikten sonra misse bir uğrayalım abi. Muhtarlar gelecek akşam. Tamam gideriz. Gidelim ya. De hadi geldim, gelin sofraya. Geldim. Gel Gülüşler yanı başıma otur bakayım. Geç. Oh. Misse mi gideceğiniz akşam? Çok içme Ahmet'im, olur mu? Sen merak etmeyesin gülüm. Kocan aslan gibi. Hiçbir şey olmaz. Evelallah. Rakıyla da başa çıkarım. Mahmut'la da. Bak bak. Otur musunuz Hacer? Yemekler duruyor kızım. Go bakayım. Koydum. Çok oldu anne, tamam. O ne demek öyle? İp gibi kaldın zaten. Ver. Tek torunum var. O da hastalanırsa ne yaparım ben? İki tane aslanlar gibi oğlum var. Biri inşallah belediye reisi olacak. Ama vere vere bir gül verdi. Sende o da yok. Soyumuzu kurutacaksınız. Korkma be ana. Eroğlu'nun soyu mu kururmuş? Sen hele biraz sabret. Dur dur bakayım. Kardeşimizin ağzında bir bakla varmış da haberimiz yokmuş. Sahi mi Şahin? Gelin mi geliyor yoksa? İnşallah anacığım. Yakında dünyalar güzeli, akıllı, civan bir gelinin olacak. Hele kimlerdendir, akraba mıdır? Yok annem, aşiretten değildir. Bir babacığı var, onunla yaşıyor. Kim o? De hadi söyle, meraktan öldüreceğim bizi. Zerda ana. Bekir öğretmen var ya, onun kızıdır, Zerda. Ana, Zerda. Oy ağa oğlum. Bula bula o soysuz sopsuz ne ediyor belirsiz kızı mı buldun? Koskoca Eroğlu sülalesine yakışacak gelir mi yok yavur dağ eteklerinde? O kız hiç yakışır mı 100 yıllık aşiretimize? Boşuna güzel ağzını yorma ana. Soyu sopu derin değildir ama ruhu kalbi temizdir Zerda'nın. Gönlüm ondadır. Alacağım. Otur. İşittim de inanmadıydım. Gönlünü eğiliyor sandıydım. Olacak iş mi o kızı gelin diye Eroğlu'na getirmek? Kız mı kalmadı sülalede? Dur bakalım ana. Telaş etme. Belki hevestir, geçer. Gördün değil mi anasıyla nasıl konuşuyor, nasıl dikleniyor? Abisin, ağasın, konuş onunla. Vazgeçir bu sevdadan. Olacak iş değil bu. Sen üzme güzel canını. Sen babamın yadigarı, bir tanecik anamız, aşiretimizin başısın. Seni üzmek bize yakışmaz. Şahin'le konuşurum ben. Sen merak etmeyesin. Ahmet'im,
Geç kalmazsın değil mi? Bak içkili araba kullanmıyorsun, gözünü seveyim. Tamam. Sağ hadi Allah'a emanet olun. Hadi kızım. Niyetin ciddi midir şahinim? Ciddi olmadığın bir işin lafını ettin mi bugüne dek abi? Bak şahinim. Anamın yaşı 70'e dayandı. Bugün var, yarın yok. Anam evimizin direği, aşiretimizin odağıdır. Onu ezip geçmek olmaz. Ezip geçmek istemem abi. Kardeşimsin, canından ötesin. Gönlün ne istiyorsa onu yap, arkandayım. Ama anamı ezip geçersen, onun olurunu almadan bir işe kalkışırsan, karşında beni bulursun, haberin olsun. İçini ferah tut abi. Anamla konuşurum. Derdimi anlatırım ona. Beni anlar. Biliyorum, anlar. De hadi Celal kardeşim, yürü gidelim. Görelim bakalım Mahmut Ağa'nın boyunun ölçüsü kaçmış. Modern hayatta bize en gerekli, en mühim şey nedir? Globalizm. Yani global ekonomi, global siyaset. Şimdi bu Amerikanı da, Rus'u da, Japon'u da bundan bahsediyor. Ne diyor? Globalizm. Neden? Çünkü dünyayla böyle alışverişte olacaksın. Daha böyle geniş olacaksın. Yani böyle küçücük dünyanda öyle kısılıp kalmayacaksın. Geniş bir açıyla bakacaksın. Buradan böyle bir baktın mı geniş olacak. Yani buradan böyle bir baktığın zaman ne olduğunu göreceksin. Şimdi siz bana soracaksınız. Yahu Mahmut Ağa, sen dünyaya nereden bakıyorsun? Siz bana soracaksınız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Tut lan. Yavaş. Aha işte burada. Herkesler burada. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Buyur Ahmet Ağa. Buyururuz, buyururuz ağalar. Mahmut Ağa'nın lafını kesmeyelim. Ne diyecekse desin hele. Ne diyordum lan ben? Globalizm. Aha! Globalizm bir bakış açısıdır. Yani böyle dünyaya geniş bakmaktır. Madem 72 milletle alışverişte bulunacaksın, o zaman kendi ayağına bağlı bütün iplerden kurtulacaksın. madem öyle kurtulacaksın ki daha özgür olabilesin. Dur, ne yapıyorsun ya? Daha özgür böyle, daha özgür iki ayağının üstünde böyle duran bir adam. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tutun lan. Gidiyorum lan. Lan. Mahmut Ağa. Sen orada, ben burada. Söyle bakalım aramızdaki fark ne? Yavaş yavaş. Dur ben söyleyeyim sana. Aramızdaki fark çok açık Mahmut Ağa. Ne yapabilirim ha? Sen dünyaya açılacağım diye ipini kopardın. Su üstünde yalpalayıp denge kurmaya çalışıyorsun. Benimse ayağım burada. İşte bu toprağa basıyor. Sana da, dünyaya da bu topraktan bakıyorum ben Mahmut Ağa. Ağalar, sanmayın ki Eroğullarının gücü yalnızca sözdedir.
Ağa sofrasında muhabbette de geri kalmayız evelallah. Koçum benim, saçım. Tek tek. Hadi. Ağardı bak saçlarım tek tek. Tek tek. Damlıyor gözyaşlarım tek tek. Lan Ebu, Ebu ne bakıyorsun lan? Şey ağam. Yok. Lan ne bakıyorsun lan? Gidiyorum lan, görmüyor musun? Gidiyorum. Getir, getir lan sopayı, getir, getir. Çabuk, 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 çabuk. Tut lan, tut beni lan, tut, tut. Çabuk, çabuk. Tut, 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 tut. Tut ucundan. Lan tut, gittim ağam, gittim, tut. Tut Mahmut ağa, tut. İndir lan, tamam, tamam, tut. Lan, yavaş, lan, yavaş, uzat lan beni lan. Tut, tut, tut. İndir lan oğlum. Kaboğum düştü. Yatmıyor musun kızım? Birazdan yatacağım baba. Peki ben yatıyorum. İyi geceler. Sana da kızım. Ya bırakmasaydınız gece gece beni. Yürüyüverirdim şu kadarcık. Ya bizim adamı yarı yolda bıraktınız. Nerede görülmüş Celal kardeş? O işi yapsa yapsa Mahmut Zevze'ye yapar ancak. Ulan! Abi! Abi ben içmedim bey. Ben kullanayım istersen. Hemen öyle korkma be Şahin'im. Korka korka yaşanır mı hiç? Nefem ya da ödemersin diye bana hep bülbül. Senin bu feryadın. Abim. Adına şanına yakışır bir cenaze yapıldı Ahmet Ağa'ya. Konağın içi günlerce yasla doldu taştı. Ama çaresiz hayat sürecek, devran dönecekti. 40 gün, tam 40 acı gün geçti gitti sonunda.
Ne biçim yazı? Ne biçim kader bu ana? Bilmem Şahin'im, bilmem. Tek bildiğim Sıla kızım öksüz kalmayacak. Amca kızı Hacer dul durmayacak. Onlar bize yadigar oğul. Kendi kanımız, kendi canımız. Bundan ötürü... Yok ana, yok. Ne diyeceksen tut. Deme. Diyeceğim oğul. Ben diyeceğim. Sen de yapacaksın. Töremiz bu. Hacer benim yengem ana. Yengem. Yengen idi. Artık karın olacak. Ana ben başkasını isterim, bilmez misin? Yengemin abimi nasıl sevdiğini bilmez misin ana? Abin yok artık. Abin kara toprağın altında. Ama sen buradasın. Burada kalacaksın. Sen artık Şahin değilsin oğul. Şahin ağasın oğul. Mal, mülk, tarla, toprak, dul, öksüz hepsi senden sorulacak. Bu senin vebalin. Kaçamazsın. Seçimlere sayılı gün kaldı. Adayımızı bulup koyamazsak meydanı Mahmud'a bıraktık demektir. Benim aklıma İbrahim Bey geldi. Partimizin eski bir üyesi. Sayılır, sevilir. Yanlış anlamayasın Halil Bey. Ama bana sorarsan İbrahim Bey hizmet edecek yaşı geçmiştir. Siyaset gençlerin işi olmalı artık. Millet karşısında ihtiyar, uyuşuk liderler görmek istemiyor. Öyle değil mi? Öyle ama bir de tecrübe meselesi var. Haklısınız Halil Bey. Ama tecrübeyi hayata geçirmek için insanın biraz canı, kanı olmalı. Ahmet tam partimize yakışır bir adamdı. Ben bu diyarda onun yerini alacak bir kişi tanıyorum. Onun kanı, onun canı. Genç ama aklı, zekası yerinde biri. O da bir Eroğlu. Benim görüşüm o ki kasabamızın belediye başkanlığına en yakışacak aday Şahin'dir. Yok. Ama Şahin ağam şelaleye gelsin dedi. Tamam geleceğim. Bir soluklansaydı. Yok ben... Ben kalamam. Atları bayıra çıkarttım. Şahin... Şahin iyi mi? Bilmem. Ağardı saçlarım tek tek, bıraktı dostlarım tek tek. Alo. Kim? Ne istiyorlarmış ki ya? Kasabanın sesi mi? Ha, bağla, 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 bağla. Alo. Ya sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ya nasıl olabiliriz ki ya? Acımız çok büyük, kaybımız çok büyük. Kasabamızın yetiştirdiği en mühim şahsiyetlerden birini kaybettik ya. Ya. Rekabet mi? Böyle acılı bir günde rekabeti düşünemeyiz biz. Şimdi partijene hep birlikte cenazeye gidiyoruz ya. Taziyelerimizi bildirmeye.
Ya tabi 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 tabi. Size de kolay gelsin. Rekabetmiş. Sanki bizim kazanmaktan yana bir korkumuz var da. Hiç. Ağam, he, afişleri getirdiler. Hı, aç aç. Ya Apo, bu biraz böyle soluk çıkmamış mı ya? Hadi ya. Ya. Şşt, tut bakayım şimdi. Tut tut tut. Tut. Zerdan. Geciktim affet. Ama tam çıkarken babam geliverdi. Ne zamandır göremedim Bekir öğretmenim. O seni görmüş. Şahin ruh gibi dolanıyor ortada dedi. Az bile demiş. Dönmüşsün sanki. Eğer sen kendine bakmazsan ne olur onca insanın hali? Anan, yengen, sılacık. Zerdan, sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin söyle. Ben şimdi abim ölünce... Yoksa düğün için mi kaygılanıyorsun? Düğün olmayacak ve ben üzüleceğim diye mi? Sana düğünü soran mı var? Ben bilmez miyim ölüm acısı geçmeden düğün olmayacağını? Bu kadar kalpsiz mi belledin beni? Bu kadar sabırsız mı sandın? Yazıklar olsun. Hiç bilmemişsin sen beni. Zerdan. Şahin Ağa'nın dili bağlanmıştı sanki. Diyemedi Zerda'ya başlarına geleni. Zerdacık başına gelenden habersiz çeyizini temem etmeye çalışır. Şahin'in yüreği yangın yeri. Ramazan kızı Hacer, Salih oğlu Şahin'i zevceliğe kabul ediyor musunuz? Sıla. Sıla. Ne işin var burada yavrum? Kimseye görünmeden geldim. Kötü bir rüya mı gördün? Uykun mu kaçtı kızım? Hı? Ana. Hı? Ben Şahin amcama ne diyeceğim bundan sonra? Baba mı? Thank you.
Bana bak Hacer. Yapma ne olur. Senin kadar benim de içim yanıyor. Şu nikahı kıyacağıma kendi canıma kıysaydım keşke. Ama töre işte. Sen bana yadigarsın Hacer bacım. Evin bundan sonra senin evindir. Çocuğun da benim çocuğumdur. Ama şunu bilesin ki ben sana dokunmam. Dokunamam. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun ağam. Seni küçük bilirdik ya. Meğer sen büyük ayımsın Şahin kardeş. Büyük ağam. Ah, hazır gibi yetişiyorsun değil mi? Dur hepsini almasaydın bari. Bay, kasabamızın peri kızı, nasılsın? İyi misin? Hoş musun? Sana ne benim iyiliğimden, hoşluğumdan? Çekil ayağımın altından Mahmut Ağa. Ben senin ayağının altına kurban olayım kız. Sen iste ben çekileyim. Zaten benim de mühim bir işim var. Şahin Ağa'yı tebrike gideceğim. Ne? Bilmez misin? Şahin Ağa kardeşinin karısını almıştır. Yalan söylüyorsun. Mahmut Ağa hiç yalan söyler mi? Tövbe de kız. İnanmıyorsan aha buna sor. Yalan söylüyor değil mi Sırtık? Yalan söylüyor. Ekim Eren beldesinde biraz çekişeceğiz Mustafa Bey. Orada işi biraz sıkı tutalım. Tabii başkanım. Biz işin ciddiyetini biliyoruz. Paramız var mı Ali Baba? Afiyet olsun. Var Şahin Bey. İyi. Hoş geldin Zerda abacığım. Şahin'e geldin herhal ama işi var. Bir diyeceğin varsa... Ona de ki... Zerda'nın artık sana söyleyecek hiçbir şeyi yokmuş de. Kızım, güzel Zerdam. Dünden beri bir şey geçmedi boğazından. Kendini öldürmekle derdin geçecek sanıyorsan... İçim almıyor baba. Günaydın Bekir Hoca. Hoş geldin Mahmut Ağa, buyur geç. Estağfurullah. Buyur. Siz ne demek, ne demek, ne demek? Buyur. İşte. Bu nesi Mahmut Ağa? Ha, bu partimizin siz değerli seçmenlerine bir armağanıdır. Tabii asıl niyetimiz size tepsiler dolusu baklavayla gelmek ama... Boşuna ümitten. Da... Bu evden sana ne oy çıkar ne de kız. Hadi uğurlar ola. Hadi. Fakat bu partimizin siz değerli seçmenler... Partimizin siz değerli seçmen... Günaydın. Oo, hoş gelmişsen Celal oğlum. Aç mısın? Buyur yiyelim. Yok, sağ ol Sultan Ana. Yedim ben. Şahin yok mu?
odasındadır. Dün güneş batmazdan girmiştir. Sonra bir daha yüzünü gören yoktur. Ne yemeğe geldi ne de... Ben bir bakayım. Hayrola? Ne bu halin? Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Keşke. Ya, Zerdağ ne olacak o zaman? Hiç bilmem Celal, bilmiyorum. Yandım tutuştum dediğim buymuş ha. Bir rüzgarda sönüverdin gitti. Adamın damarına basma Celal. Ne yapayım yani, zorla mı kaçırayım? Sen bilmezsin onu. Ona söyleyecek lafım yok demişse bitmiştir her şey. Mahmut Ağa da öyle düşünüyor belli ki. Bu ne demek şimdi? Ne demekse o demek işte. Bugün almış hediyesini dikili vermiş Bekir Hoca'nın karşısına. E'si bugün oyunu, yarın kızını isteyecek belli ki. Ulan Mahmut. Ulan alçak herif. Oğlum sen meydanı boş bırakırsan olacağı buydu. Meydan boş ha? Rüyasında görür o boş meydanı. Güllüşen, bana bir kahve yap. Çabuk. Yapıştır oğlum, yapıştır. Lan oğlum yapıştır lan o ucu, yapıştır onu. Ha tamam. Tamam, yamuk olmasın ha. Tamamdır ağam. Şöyle düzelt, düzelt. Beni dinle Mahmut ağa. Oyun bitti artık. Tek aday yok. Bundan sonra attığın her adımda karşında beni bulacaksın, haberin olsun. Hadi Celal, partiye gidiyoruz. Duyursunlar, Bozdoğan'ın yeni belediye başkan adayı Şahin Eroğlu'dur. Emret ağam. Celal istediğini yapmış, Şahin ağanın gözünü açmıştı. Lakin sonrası o kadar goley olmadı. Şahin ağa ne yaptıysa dize getiremedi Zerda'yı. Evinin kapısını mekan eyledi kendine ama... Şelalede bekledi, gelmedi. Mektup gönderdi, okumadı. Gündüzü gece itti ama Zerda'yı dize getiremedi Şahin ağa. Ta ki Bencile'yin bir gün muştulu haberi verene kadar. Çekil yolumdan ağam. Gözünü seveyim Zerda. İki çift laf edeceğim sana. Senin bana edeceğin lafın yok. Var. Yok. Ne diyeceksin bana? Ne anlatacaksın? Karını mı çocuğunu mu? Hacer benim karım değil. Değil. Değil ha? Neyin öyleyse? Çekil. Benim yalancılarla konuşacak lafım yok. Ben yalancı değilim. Öylesin işte. Yalancısın. Evlen benimle. Benim gelinim ol. Oynama artık benimle Şahin. Oynama. Oynayan kim Serdam? Gerçeği diyorum sana. Hacer benim karım değil. Töre dediler uydum. Yengeme imam nikahı kıydım. Ama kılına bile dokunmadım. Karı koca olmadık. Hiçbir zamanda olmayacağız. O abimin yasını tutuyor, ben seninkini tutuyorum. Bak, Hacer'in de Sıla yeğenimin de başımın üstünde yeri var. Gönlümde senden başkasına yer yok. Niye demedin bunları bana bir? Niye o Mahmut Ağa'ya bıraktın bunları söylemeyi? Söylemeye çalıştım ama yapamadım. Allah'ın izninle istetmek istiyorum seni. Anlı şanlı, düğünlü dernekli gelin etmek isterim seni kendime. İzin vereceğim mi bana Zerda kız? Benim gelinim olacağım mı? Başımın tacı, gönlümün sultanı olacağım mı? Bir şart. Şartın başım üstüne, söyle. Bana hükümet nikahı kıyacaksın. Hükümet nikahı mı?
Şartın bu mu? Evet. Ne olmuş? Çok mu komik buldun? Hayır. Ben şart deyince olmayacak bir şey isteyeceksin diye korkmuştum Zerdan. İstediğin hükümet nikahı olsun. Zerdan, gelinim mi? Of of. Ne acayip bir dünyada yaşıyoruz. Bir yanda televizyon, radyo, her bir şey. Öbür yanda hala töre, kumalık. Şahin Hacer'e dokunmadı baba. Dokunmayacaktı. Sadece... Biliyorum, biliyorum. Söyledin, anlattın ya. Benim içim hala huzur bulmadı. Bilmem ki yanlış mı yapıyorum. Belki de yok demeliyim. Ne olacaksa olsun kızımı vermem demeliyim. Rahmetli anan bu günleri görseydi. Anama verdiğim sözü tutacağım baba. Sen merak etme. Şahin'e şart koştum. Hükümet nikahı istedim. Sen yok desen. Şu yaşlı başlı halime bakmaz. Ağa değil, yedi ceddi gelse karşı dururdum. Ama sen öyle gözümün içine bakınca, gözündeki sevgiyi hissedince... İçini ferah tut babam. Her şey iyi olacak. Merak etme. İnşallah güzel kızım. Allah gönlüne göre verir inşallah. Geçmiş ola kardeş. Yaralı değilsin. Sağ olasın beyim. Bir şeyciğim yoktur. Seni de yolundan kovmak istemem. Yolun kasabadan geçer, soğan ambarına uğrayacak olursan şu halı bir haber et. Hele bir ismini bağışla. Haydar Bey. Gel Haydar kardeş. Benim aklımda daha iyi bir çare var. Gelin çocuklar. Gelin arkadaşlar. Şunu kaldıralım. Gelin hadi gelin. Hadi ağam, kadehimi sana kaldırıyorum. Yeni belediye başkanımızın şerefine.
Dur be oğlum, daha seçim bitmedi. Biraz erken ilan etmiyor musun? Ben bilirim. İçimde şuncacık kuşku yok. Biliyor musun Celal? Daha dün bir, bugün iki. Şu ağalık altına girilir sorumluluk değil be. Sadece ağalık olsa iyi. Bir de tabii şu belediye başkanı. Bazen sırtım ürperiyor. Abim keşke yanımda olsaydı diyor. Sonra da sen bu kadar büyüdün mü Şahin diyorum. E'si Şahin Zerda yanında olduktan sonra her güçlüğü yenersin oğlum diyorum. Yeter ki Ceylan gözlüm yanımda olsun. O da olacak. Hadi yeni gelinimize içelim. Hadi. Başına hayır gele ağoğlum. Allah şeytanın azabını vere. Fenalık yırak ola. Muradın çabuk gele. Amin. Oh be anacığım, zırh kuşadın üstüme. Değil Mahmud'un şerri, kurşun bile işlemez artık. Ah aman. O şeytanın adını anma sakın. Şansın açık olsun be. Yavrum inşallah kazanırsın. Dualarım senin evladım. İnşallah, inşallah kazanacaksın. Ne demek düşer bize? Al üyesin. Sağ olasın, hayırlı olsun. Apo. Buyur ağam. Burası neresi biliyorum değil mi? Sandık başım. Buyurun. Değil. Sandık başı değil. İmzalayın. Düğün yer. İyi günler. Mahmud ağanın düğün yeri. Şuraya imzalayın. Bak bu sandıklar açılınca var ya. Alıyor. Oy pusulaları Mahmud ağanın başından böyle gelin çiçekleri gibi dökülecek. Hoş geldiniz. Merhaba. Gel. İzninin var mı Şahin Bey'im? Hoş gelmişsin Haydar amca. Geç otur şöyle. Sağ olasın beyim, hoş gördük. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Vay pek yakışmış. Senin üzerindeki durduğu gibi değil beyim ama bugün bize bayram olacak diyedir. Nihayet başımıza kalbinde alası karası olmayan biri konacak diye taktım beyim. Tek biz değil. Öteki beldelerde de bayram ederler. Bilirler sen has adamsın. Reisleri ol isterler. Sağ olasın Haydar amca. Herkes sağ olsun. Alo. Üç kubbe sandığından ağam. Alo. Öyle mi olmuş? Üç kubbe sandığından üç elma düşmüş. Üçü de Mahmud ağanın cebine. Şahin ağa da çıkar kerevetine. Ben şimdi sana elmayı anlatayım. Oy onlara Celal gel. Alo. Ekim veren sandığı açılmış arkadaşlar. Dop 98 oy çıkmış. Yurttaş Partisi 120. Hey!
kim verenler oyunu kime vereceğini biliyor ağalar. Ne oldu? Son sandık içeride, sayıyorlar. Ortada. Her şey ortada. Şu ana kadar 22 sandık açıldı. 11 onların, 11'i bizim. Top! 78 oy! Yurttaş Partisi 278 oy! Başkanlığınız hayırlı olsun Şahin Bey. Komşuya. Umurumda değil artık. Artık belediye başkanı oldum. Haddini bildirdim Mahmut'a. Demek bütün derdin koltuk hırsıymış ha? Hiç de değil. Bekir hocamın karşısına belediye başkanı olarak çıkıp seni isteyeceğime seviniyorum. Babam seni böyle görürse vazgeçer vallahi. Hadi git artık. Bak yoksa iterim ben. Şimdi gidiyorum ama bir dahaki sefere seni almaya geleceğim, bilmiş ol. Kahve yapmak sana mı kaldı anacığım? Ben istedim oğul. Söyle başkanıma kendi ellerimle güzel bir kahve yapayım dedim. Ellerine sağlık anacığım. Sana bir diyeceğim vardır ana. Belli oğlum. Her halinden belli bir diyeceğin oldu. Ben evlenmek isterim ana. O dediğim kızı. Zerda'yla. Ya. Anası sarımsak, babası soğan bir kızla evlenmeye karar verdin demek. Soğan dediğin adam bu kasabanın kaç yıllık öğretmeni ana? Sen ağasın oğlum. Hem de bir er oğlusun. Senin soyun sopun Kurtuluş Savaşı'nda kanını dökmüş yiğit bir aşirettir. Bilmez misin bizde dışarıdan kız alınmaz. Bak abine. Amcan kızı Hacer'i sana alacağız dedik. Hiç gıkı çıktı mı? Abimin de onda gönlü vardı anacığım. Ama ben... Tamam işte. Abinin gönlünü, bayrağını sen devraldın. Hacer artık senin karın. Tövbe de ana. Hacer dünya ahiret bacımdır benim. Ve öyle de kalacaktır. Düğünüm senin olurunla olsun isterim. Seni ezip geçemem. Ama bilesin ki ben kararımı verdim. Hükümet nikahı için günümüzü ayırttım. Hükümet nikahı mı? O nereden çıktı? Ağa sözü nesile yetmiyormuş. Hangimizin hükümet nikahı var? Hem sen Hacer'e kıymadığın hükümet nikahını elin kızına mı kıyacaksın? Yok, yok. Buna olurum yok işte. Ama ana... Aması yok. Hacer sade gelinimiz değil bizim. Amcanın kızı. Toprağıyla, malıyla, damarıyla geldi bu eve. Malının yarısı onun. Nikah kıyacaksan ona kıyacaksın. Zerda el kızı. Yarın çeker gider toprağımız bölünür. Bunun vebali de senin boynuna asılı kalır. Lafı uzatmanın bir gereği yoktur ana. Ben de buraların ağasıysam Zerda kızı alacağım. Bunun başka oluru yoktur.
Bak oğlum. Seni ben doğurdum ama gönlünü ben doğurmadım. Madem ki soyu sopu bilinmez bir kızı alacağım diyorsun. Gideriz deriz. Ama nikahı unut. Bana gelinimi bir an önce iste ana. Gerisini sonra konuşuruz. Sultan ana daha ısrar etmedi. Şahin ağa da gönlünün istediğine kavuştu. Zerda da yüreğinin sahabına varıyordu. Gözüne soğan mı değil? Ne soğana? Canağıma ağlıyor. Elime doğdu. Cüncecik çocuktu. Ne güzel işte. Mürüvvetini görüyorum. Kız anası gibi ne ağlıyor? Ben de istemiyorum ağlamak ama kendimi tutamıyorum ki. Al şunu. Al. Hoş geldin kızım. Allah başaca sevindirir.
Sen Sıla'sın değil mi? Sen çok güzelsin. Nikahımız ne zaman olacak? Zerdam, o da olacak. Yavuz Dil'den, Kem Nazar'dan saklaya. Zerdam, ne kadar güzelsin. Bugünü de gördüm ya, çok şükür. Bana bir sözün vardı. Unuttun mu yoksa? Ben dünyayı unutmuşum. Senin güzelliğin karşısında aklım usun mu kaldı benim? Bir şartım vardı Şahin. Hükümet nikahı yapacaktın bana. Düğünümüz oldu. İmam nikahımızı kıydık Zerdam. Bu ısrarın nedendir? Bana söz vermiştin. Sözünü tutacaktın. Sözünü tutacaksın. Erliğin buradan anlaşılacak. Sözünü tutmazsan sana yar olmam. Zerdam, sen neler diyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Niye bunca inat, bunca ısrar? İnatsa inat de. Benimki inat değil. Söz verdin, tutacaktın. Ölsem de kalsam da, dünyanın bütün hazinelerini önüme sersem de istemem. Bir tek hükümet nikahı isterim. Bilesin. Hükümet nikahı yoksa Zerda da yok. Uğurlar olsun Eroğlu.